Selamlar sevgili Geekler. Kayıp Rıhtın ve de Geek Yapar'ın birlikte sunup hazırladığı haftalık programına bir kez daha hoş geldiniz. Bu haftada bir takım haberler siz dinleyeceksiniz. Ben de onları size anlatacağım. Neden? Çünkü... Su, değil, şu. Neden değil, pardon. Bu hafta şöyle bir şey deniyoruz sevgili arkadaşlar. Her hafta ben sırf sıkılmayayım diye bir takım genel çatılar oluşturmaya çalışıyorum. İşte A, bu haftanın haberleri hep hayal kırıklığına attı, bu haftanın haberleri heyecanlandı falan falan. Bu hafta da sabah bakıyordum haberlere sonra şöyle bir karar verdim. Bakmayacağım lan hazırlıksız geleceğim. Sizin karşınızda ilk defa karşılaşacağım haberlerle benim gerçek reaksiyonlarımı göreceksiniz. Bu inanılmaz eğlenceli olacak diye düşündüm. Bakalım neler varmış. Anthony Hopkins'ten yeni dizi. Those About To Die. Kesin şeydir. Gladiator şeysi. Evet. Önceden baktığım belli olmuyormuş gibi yapmaya çalıştım ama önceden bakmıştım tabii ki. <laughs> Anthony Hopkins'in, yani bunu tesadüfen görmüştüm. Anthony Hopkins dizisi dendi mi valla muhteşem olmayacak demek zor. Anthony Hopkins'in oynayıp da dandik olan bir film dizi kesin var, vardır bu arada yani şu an. Hatta eminim biraz düşünsem hatırlarım. Ama bir dakika yani ne vardı hakikaten? Dandik bir şeyler. Neyse ama yani Anthony öyle bir öncük gerçekten içinde bulunduğu her proje zaten bir anda sanki seviye atlamış gibi oluyor. Bir Roma dizisi, bir Gladiator dizisi açısı hiç de heyecan verici ve enteresan gelmedi. Başka ne varmış bakayım bilgi olarak? Roland Emmerich mi yönetecekmiş? Çüş! Yani böyle Independence Day'in falan filan adam vardı ya. Hiç onun tarzı sevmem açıkçası. Ama Anthony bir Gladiator dizisi her zaman, yani daha doğrusu Roma dizisi her zaman eğlenceli olabilir. Uzun süredir güzel bir Roma dizisi yoktu sanki. Spartaküslerden beri yeteri kadar pipi pardon Roma görmemiştik. Ee, Belki bu güzel bir şey olur. Bilmiyorum. Şimdilik bu kadar. Bununla ilgili fazla bir şey yok. Dexter'ın gençliğini anlatacak dizinin başrolü belli olmuş. Bakalım Dexter'ın gençlik dizisi olduğunu bilmeyenler başrolü haberine de bir en az benim kadar heyecanlanmayacak mı? Kimmiş bakalım? Patrick Gibson. Shadow ve Bone ve ee, OHA'da oynayan çocuk. Christian Slater Dexter'ın babasını oynayacak. Mesela onu tanıyorum. O daha bana enteresan geldi. Bu arada ben Dexter'ı izlemedim. Ama o çocuğa ee, Six Feet Under'dan dolayı hastayımdır. Onun dışında Dexter'ın güzel ve e, sevimli bir dizi olduğunu biliyorum. Daha Cevdet yeniden 8. kez dönüyordu geçenlerde. Bilmiyorum gençlik dizisi, gençliğinden alışacak dizi. Yani şöyle Dexter, Dexter olmadan önceki öykülerini anlamak, dinlemek eğlenceli olur mu ki? Zaten henüz katil değil, bir şey değil. Sen izledin mi Dexter'ı? Güzel mi? Son söz, onlar hariç. Güzel. Ne diyeyim? Beetlejuice, Beetlejuice 6 Eylül'de vizyona girecek yeni bir fragman gelmiş sevgili arkadaşlar. Ne gerek var yeni fragmanı izlemeye diye düşünüyoruz ama hadi gelin izleyelim. Here's a preview. Be warned. It's intense. Beetlejuice'un fragmanını izlemeye gerek olmadığına karar verdim sevgili arkadaşlar. Çünkü Beetlejuice zaten biraz tarzıyla ve de tavrıyla ilgi çeken bir film olmuştur her zaman. Anlattığı öyküyle de değil yani anlattığı öykü aile bağlarını ele aldığımız gerçek ailenin sana verilmiş aile değil de senin seçtiğin aile olabileceğini falan anlatan bir öykü günün sonunda ama kimse Beatles'ı bu özelliklerini anmaz. Daha çok çılgın tasarımları, Michael Keaton'ın enteresan performansı ve Winona Ryder'ın işte genç bir kız haliyle biz de o film izlediğimizde 12 yaşındaydık. Ona olan küçük işte erkeklik kraşımız falan falan içeren bir şey aslında Beetlejuice genel olarak tecrübe bence. Başka da pek bir şey değil gibi geliyor. Bilmiyorum. Onun dışında yeni film ya hani Beetlejuice şeyini devam ettirecek işte çılgınlığını devam ettirecek ve hayranların hoşuna gidecek ve Tim Burton manyakları Tim Burton manya almaya devam edecekler. Ya da keşke bu mu muhteşem klasiği ellemeseydiniz olacak. Bunu fragmanlardan anlamak bence mümkün değil. O yüzden gerek yok fragman izlemeye. Siz de son zamanlarda sanat filmi kotanızı Poor Things filan gibi filmlerle geçirmeye çalıştıysanız o zaman Emma Stone ve de işte soyadını hatırlayamadığım fantastik yönetmenin ama adını da hatırlamadım. <laughs> İnanılmaz yönetmeni. Ne bileyim, Lomos Lantimos miydi, öyle bir şeydi. Ne Yorgos. <laughs> Önümde de yazıyor. Yorgos Lantimos'un e, yeni filmi işte Bugoya. Bugoya. <laughs> Bugonia filminde yeniden buluşuyorlar Emma Stone ve şey işte Yorgos Lanthimos. Ben ne Poor Things izledim, Kind of Kindness'ı da izlemedim duymadım. Bir, bir tek şey izledim Gözde. Değil mi o filmin adı? The Favourite var ya işte. Onun çevirisi Gözde miydi yoksa Gözde çok iyi çeviri olur diye biz aramızda konuşuyorduk hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ben de. Ama bence eğer değildiyse Gözde olmalı o filmin çevirisi. Her neyse. <laughs> Valla ben... Bu haber benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü yeteri kadar hayatlı film izlediğim için bu saatten sonra hiçbir film benim için artık wow dedirttirmemeye başladığından dolayı oh, Yorgos, Lantimos ve Emma Stone sonsuza kadar beraber çalışmaya devam etsinler falan diye gaza gelecek değilim. Ama sizler için filmin konusu neymiş? Şuraya bakalım. Yine Kore filmi bilmem yeniden çevrimi olacakmış. Kore komedi bilim kurgu türlerini bir araya getirecekmiş falan fişmekan. Dünyayı uzaylı istilasından şimdi ilgimi çekmeye başladı. Kurtarmaya çalışan iki kişi bir şeyler yaşayacakmış. Allah Allah. Hem de bu bir sanat filmi olacakmış Ne mi? <laughs> Güzel. Çıkınca eminim herkes konuşur. Kadıköy sinemasında falan izlenir. Bakalım o aralar e, benim bu filme gitmeme sebep olacak bir deyitim fili olacak mı? <laughs> Yoksa hayatta gitmem. Şenberk ikinci sezonuyla geri dönüyor. Ve teaser var. Hadi bakalım. Ya zaten Netflix teaserından ne bekliyordum ki? Bilgisayar oyunu demosu gibi işte karakterin tanıtımı. Ne oluyor lan? Seksi tipler var. Evet çok gereksiz bir teaser oldu anlaşıldı. Teşekkürler. Tamam neyse. Sandman fena değildi. İkinci sezonu da izleriz işte bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Sandman hakkında? Sizce iyi bir adaptasyon muydu? Yoksa çizgi romanlara büyük bir ihanet mi etti? Yoksa çizgi romanlara ihanet etmek diye bir şey olmaz. Yeni bir eserdir bu. Kendi çapında değerlendirmeliyiz. Aralarında bir bağ olmasına gerek yok mu? Aşağıya yorum olarak yazın. Neil Gaiman'la röportaj yapmış birisi var karşınızda. Kendinizi ayağınızı denk alın. Liam Hemsworth'lu The Witcher'a ilk bakış diye bir haber başlığımız var sevgili arkadaşlar. İlk bakışın bir tanıtım videosu olduğunu, yani bir çeşit fragman veya teaser olduğunu varsayarak bu linke tıklıyorum. Eğer bu bir üç kağıt bir dolandırıcılıksa Deniz Manattı bu link. Çok ayıp. Liam Hemsworth'un suratına deep fake'li Henry Cavill yapıştırmışlar mesela. Abi bu Liam Hemsworth'e bizim ilk bakışımızda Aynı zamanda Liam Hemsworth'un bize ilk bakışıydı adamın dönüp. Evet, makyajıyla, saçıyla tıpkı Henry Cavill gibi. O da bir Witcher'a benzemiş. Yani şey, beyaz ve işte e, sert görünümlü. Kolumda dik. <laughs> <laughs> Big Bang Teorinin spin-off'u, Young Sheldon'ın spin-off'u gelecekmiş. Yani Young Sheldon'ın e, bakterilerini izleyeceğimiz e, bu dizide. Neyiz? Bu sefer ne olacakmış abi? Sheldon Cooper'ın Mendy ve George Cooper anlatan George ve Mandy's First Marriage. Ben Young Sheldon'ı çok az izledim. Tesadüfen televizyonda bir iki denk geldim böyle. İnternette kesitlerini izledim falan. İnternette izlediğim kesitlere bayıldım bu arada. Çünkü internette izlediğim kesitlerinde hep böyle Sheldon bir din adamına, bir bağnaz bir öğretmene bilmem nesine falan böyle ayar veriyor böyle tamam işte. Bir dakika şimdi yalnız Tanrı'nın olup olmadığını kanıtlamamız gerekirse falan falan diye böyle şey şey konuşmaya başlıyor. Ve böyle morarıyor millet falan filan. O sahnelere bayıldım açıkçası. Ama bu oturup kalkıp diziyi baştan sona izlememe sebep olacak kadar değil. O yine de hani Young Sheldon'la karşı böyle hani uyduruk saçma sapan bir sitcom demiyorum. Hoş sahneler olan bir şey galiba diyorum. Ki böyle gıcık ve önyargılı olmamın sebebi Big Bang Theory'i sevmemem. Big Bang Theory benim için her zaman bir dakika kardeşim biz geekleri böyle stereotipik bir şekilde anlatamazsınız. Defolun gidin falan filan tarzı bir şeydir. Şaka bir yana şeyi sevmemiştim yani böyle çok sitcom sitcom gelmiştir bana. Çok fazla kahkaha efektli hiç komik olmayan esprilerin bile ardından bir anda... <laughs> falan diye efektler çok bana dandik geliyor açıkçası. Ama Young Sheldon aslında dediğim gibi gördüğüm parçacıkları hep hoşuma giden bir şey. Hani genel olarak Sheldon çevresinde dönen öyküler çocuğun ile alakalı yani. Şimdi Sheldon'ın olmadığı bir Sheldon spin-off'u anladın mı? Big Bang Theory spin off falan bilmiyorum. İzlemediğim için hani aa şurada yakalamışlar diyemiyorum ben bilmediğim için. İşte böyle Sheldon dizisi geliyormuş yeni. geçsin. Arkadaşlar son anda gelen bir habere göre. Evet son anda geldi. Gerçekten tam programı çekerken <laughs> haber geldi. Vision yani WandaVision'daki Vision, Marvel'daki Vision var ya, Paul Bettany Vision, işte Vision Vision yani en son hani şey oldu. Bütün parçaları değişse bile bir tip hala aynı tip midir filan. Neyin gemisiydi? Teseus muymuş? Evet. Ben yanlış bilmem böyle şeyleri. Bilmiyorsam söylemem. Ama baktın da mı söyledin? Tabii hani ki kontrol mi? de ettim. Ha kontrol de etti. Ama. Vision çıkıyormuş. 2026'da izleriz. Beyaz Vision. Biraz azıcık. <laughs> 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 bir de bir söylenti var. Arkadaşlar sabahtan beri denizin ağzında gevelediği X-Men filminin yayın tarihi açıklandı. Yani Marvel'ın yapacağı X-Men filmi. Ne? Yeni bir X-Men filmi gelecek. Yeni bir X-Men filmi gelecek. Haber mi abi? Biliyoruz zaten. Burada yayın tarihi diyor. Yalan mı okuyorum ben? Ne okuyorum? Ha? Ha? X-Men filmi yayın tarihi açıklandı. Burada böyle yazıyor. Neyse arkadaşlar Deniz bana dedi ki X-Men filminin yayın tarihi açıklandı dedi. Burada yazıyor. Ee, İnterneti i̇nternet araştırıp bulamadık. Eğer siz aşağı bulup bulursanız, araştırıp bulursanız. Atıyorum bu video çıkıncaya kadar o haber ortaya çıkarsa, filizlenirse. aşağı yorum olarak yazın. Çünkü bir geek olarak, daha doğrusu Marvel takipçisi bir geek olarak X-Men filminin ne olacağı haricinde hiçbir şey beni heyecanlandırmıyor artık. O, onu bir tek merak ediyorum. O yüzden onu hani sabah böyle bir gaza geldim. Aa X-Men'i açıklamışlar mı falan. Ve şimdi ayakkabı doğradım. Teşekkürler. Sağ ol Deniz. Sağ ol. Sağ ol. Ta <laughs> ta. Tamam, tamam. Şakasına bile şakasına bile deniz üstüne gitmemek lazım. Ee, çok üzülüyor. Çok üzülüyor. İnsanların damarını bilmek lazım arkadaşlar. Çizgilerini bilmek lazım. Şimdi geldik e, karakter köşemize <laughs> bu hafta. Sizlere şunu nasihat edeceğim. Kendinize nasıl davranılması istiyorsanız başkalarına da öyle davranın ama şunu da unutmayın. Sizin e, da, şeyiniz deriniz daha kalın olabilir. Herkesin derisi sizin kadar kalın da olmayabilir. O yüzden herkese Kendinize davranacağınızdan bir tık daha bile iyi davransanız iyi olur. Hatta hiç, hiç en iyisi muhatap olmayın kimseyle. <laughs> en fazla yani muhatap olmak zorunda kaldınız. insanlarla muhatap olun. Onlara karşı soğuk, mesafeli ve nazik olun. Diğer kimseye de muhatap olmayın. Benim nasihatim budur. Kendinize iyi bakın. Geek haberlerle haftaya görüşmek üzere. Bu hafta da şaşırdık ve de hayret ettik. Haftaya bakalım neler olacak. Görüşürüz.